İyi günler sayın seyirciler. Uzun Çam Televizyonu'na hoş geldiniz. Köyümüzü ziyaret eden iç ve dış ülkelerin bakan ve başbakanları köylülerin dertlerini dinlediler ve gruplar halinde fotoğraf çektiler. Her şey küçülen bir dünyada büyüyen bir Türkiye için. Hızla küçülerek küreselleşen dünyada Türkiye değişmeye, gelişmeye, dünyayla tam entegre olmaya hazır bulunmalıdır. Bu kuvvet ve kararlılık kazanmayı bildiği kadar paylaşmayı da bilen iş adamlarımızın aynı duygu ve düşünceler etrafında bir araya gelmesiyle ancak mümkündür. İşte bu birlik ve beraberlik neticesinde gerek içeride gerekse yurt dışında gerçekleşecek tüm sosyal ve ekonomik hamlelerde ferdi teşebbüslerin yerine kolektif şuurun rehberliğiyle zirvelere daha emin adımlarla ulaşmak kolaylaşacaktır. Kısacası sivil toplum kuruluşları olarak bu süreçteki hedefimiz, Anadolu esnafının global ölçekte birer iş adamı haline gelmelerine yardımcı olmak, sermaye gücünü tabana yayarak ülke insanımızın refah ve gelişimine destek olmak, güzel memleketimizin her köşesine dev sermaye kuruluşlarını kazandırmak suretiyle başta istihdam olmak üzere birçok sorunun çözümüne katkı sağlamak olacaktır. Sayın seyircilerimiz, kısa bir reklamdan sonra yine beraberiz. Ayrılmayınız. Evet sayın izleyicilerimiz, yayınımıza Uzun Çam köy haberleriyle devam etmekteyiz. Sayın izleyiciler, yine beraberiz. Son haberlerle yayınımıza devam etmekteyiz. Uzun Çam köyünün başa gelen kaynaklarından tavukçulukta yaşanan son olay herkesi çok şaşırttı. İsmailer İbrahim ilk kan Japonya'dan getirdiği bir ilaç ile tavuklarına yem verince tavuklar birdenbire 10 kilo, 15 kilo olmaya başladı. Tavukların kilosu 15 kilo geçince herkes şaşırdı ve bu ilacın nereden geldiğini sormaya başladılar. Ve İbrahim Bey bu Japon işi deyip işin içine çıktı. Ve aile boyu tavuklar inşallah yakında marketleri doldurmaya başlar. İnşallah bize de bir büyük bir kilo lazım artık bundan sonra. 15 kilo tavuğu. Evet sayın izleyicilerimiz, şu anda haberler son anına gelmiştir. Hava durumu verecektik. Hava durumu karlı, güneşli, yağışlı. Hiç kalmışım şimdiden. Hepinize iyi akşamlar.